Hünkârım, İtalya seferine bütün gücümüzle hazırlanıyoruz. Hızır Hayrettin Paşa daha şimdiden 75 parça kadırgayı donanmamıza dahil etti. Fransızlar da sefer hazırlıklarına başlamışlar mı? Elçilerin söylediğine göre başlamış. Ancak ben emin olmak için bir çavuşu Fransa vilayetine yolladım. Vaziyeti yerinde tespit edip bana haber verecek. Hala. Güzel düşünmüşsün. Zira Fransa bu yeni papadan korkup bizi yarı yolda bırakabilir. Hünkârım, onların esas korkusu biziz. Hiçbir kuvvet Roma'nın fethine engel olamaz. San Pietro Kilisesi'ndeki altın top bizim yeni kızıl elmamızdır. Cennet mekan Sultan Mehmet Han İstanbul'a girdiğinde namazını Ayasofya'da kılmıştı. Bizler de papalığın 30 senede tamamlayamadığı San Pietro Kilisesi'nin inşaatını cami olarak bitirip namazımızı orada kılacağız inşallah. Paşa Hazretleri, İstanbul defalarca kuşatıldı. Derya ötesinde ordumuzun iaşe ve ikmalinin rahat yapılamadığı topraklarda fethi sandığınız kadar kolay olmaz. Belgrad ve Rodos da kolay gözükmüyordu. Fakat ne var ki bu iki yalçın kale bizim pençemizin gücü karşısında duramadı. Roma'nın ardından yeni kızıl elmamız İspanya olacaktır. Şarke'nin İspanya'da zulmettiği Müslüman ve Yahudileri o zalimin şerrinden kurtaracağız. Endülüs'ün ahı yerde kalmayacak. Vezir-i Azam Hazretlerinin ufku çok geniş. İtalya seferi çok meşakkatli bir sefer. Bizim hareketimizi haber aldıklarında Haçlı orduları tertip edecekler. Bilhassa Haçlı donanmalarıyla çıkacaklar karşımıza. Başlarında da Andrea Doria olacaktır. Bizim donanmamızın başında da koskocaman Hızır Hayrettin Paşa olacak. Ne dersin Kapıdan Paşa? Bizim ordumuzun sağ salim İtalya'ya geçmesini sağlayabilir misin? Salih ve Turgut reislerim buradalar hünkârım. Gece gündüz bu maksatla çalışıyoruz. Allah'ın izniyle Akdeniz'e kuş uçurtmayız. Hünkârım, Roma ve İspanya'nın fethinden sonra cümle Hristiyan alemi sizin mutlak iradeniz karşısında diz çökecekler. Ve bir gün insanoğlunun nefes aldığı her toprak parçasında sizin adaletinizi tesis edeceğiz. Yüce Rabbim o muazzam günleri bize gösterir inşallah. Hünkârım, şehzademiz merak içindeler. Her karşılaştığımızda bana hangi sancağa gideceklerini sual ediyorlar. Senin tavsiyen neresi? Bence Amasya uygun. Ya da Konya. Hayırlısı. İbrahim, senin Acem seferindeki üstün başarılarından mütevellit yıllık tahsisatına zam yapmayı düşünmüştüm. Kısmet bugüneymiş. Eksik olmayın hünkârım. Yıllık tahsisatın olan 2 milyon akçeyi 3 milyon akçeye çıkardım. Helal hoş olsun. Lütfettiniz. Hünkârım, bir hususu arz etmeme müsaade ederseniz eğer. Söyle. Yüce atanız merhum Sultan Mehmet Han vaktiyle Vezir-i Azam'ı Mahmut Paşa'ya 4 milyon akçeyi layık görmüşler. Sen kendini kimlerle mukayese ediyorsun İbrahim? Onlar İstanbul'u fethetmişti. Borcumu ödeyemem.
Haşa sultanım. Benim vazifem. Bu meseleyi atlattık. Fakat İbrahim Paşa durmayacak belli ki. İbrahim Paşa'yı durduracak başka bir yol bulmamız lazım sultanım. Anlaşılan aklında bir şey var. İbrahim Paşa İskender Çelebi'nin ölümünden sonra ona yakın herkesi uzaklaştırdı. Çok düşman edindi. Öyle ama devleti hala o yönetiyor. Malumunuz paşa için hünkârımızın makbuldür derler. Bu sayede ayakta duruyor. O yüzden evvela hünkârımızın gözünden düşürmemiz lazım. Rüstem'e defalarca denedim fakat her defasında bağışlanıyor. Hünkârımız görmesin geliyor. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Ömer efendi, ne istediğimi anlattılar mı sana? Malumum oldu ağam. Lakin vazife hali tehlikeli. Karşılığını ziyadesiyle alacaksın. Sağ ol ağam. Kaçak çabuk. Monarke, dana derisidir. Dinleyin ağalar. İbrahim Paşa Fransız kafirlere imtiyaz verecekmiş. Sizlerle iştaklara sahip olacaklarmış. İstedikleri gibi mal alıp satacaklar. Bu vaziyette hepiniz aç kalacaksınız. Olmaz öyle şey. Kafirler nasıl eş tutar bizi? Zaten 3 kuruşluk kazancımız var. Ne yer, ne içeriz? Tabii paşanın umrunda mı? Kendisi padişahın makbulü. Ondaki olan servet. Kimse de yok. Defterdar İskender Çelebi'nin kanına girdikten sonra servetine servet katmış diyorlar. Ya. Ecnebilerden aldığı rüşvetler de cabası. Ya. Dini imanı da mı yok bu paşanın? Allah'tan da mı korkmaz? Bunun da kafirlerden farkı yok. Doğru. Günahları boynuna. Gizlice kiliseye gittiğini söyleyenler var. Haç taşıyormuş yanında. Ya işte. Ya. Kafirlere iştahlar ne demek? Hünkârımızın İbrahim'le deryaya açıldığından haberin var mı? Nereden çıktı bu? Kesin İbrahim bir şeyler peşinde. Ya hünkârımıza zarar verirse? Siz merak etmeyin sultanım. Hızır Hayrettin Paşa da yanlarında. İbrahim Paşa böyle bir niyeti olsa bile buna cesaret edemez. İnşallah. Paşa'yla alakalı konuşmaya başladılar mı? Söylentiler hızla yayılıyor sultanım. Halk bir kere konuşmaya başladığı zaman ününü kimse alamaz. Kulaktan kulağa yayılan fısıltılar öyle bir hale gelir ki İbrahim Paşa daha olsa yıkılır gider. Bir şey olacağını sanmam. Neyse. Ne vakit gidiyorsun? İbrahim Paşa derhal yola çıkmamı emrettiler. Artık beni sarayda görmek istemiyor. Bugün yarın gitmem lazım. Rüstem'e merak etme. Daha mühim vazifelerle geri dönmeni sağlayacağım. Sen Amasya'ya gidersen ben de Konya'ya giderim. Seni eski saraya bile yollamazlar. Ne dedin sen? Başlamayın gene. Hünkârım, teravih namazını bizimle birlikte kılmak istediler. Madem aslanlarım öyle istemiş, gelsinler. İbrahim Paşa gelmeyecek mi? O camiye gelecek. Gel. Paşam, hayırlı akşamlar. Hadi gidelim, hünkârımızı bekletmeyin. Paşam, son hadiseden sonra konuşamadık. Gidişat kötü Nasuh Efendi. Şehzademiz Mustafa'yı her zamankinden daha çok korumamız icap ediyor. Hünkârımız ne buyurdular? Bir hayli üzüldüler hadiseleri elbette. Fakat çok da konuşmuyor. Ne düşündüğünü anlamak mümkün değil. Gel. Paşa Hazretleri. Söyle. Zehra Hatun haber yolladı. Kızınız biraz rahatsızmış. Hemen hekim çağırın. Nasuh Efendi, sen camiye git. Ben kızımı görmek istiyorum.
ateşi çıkmış. Düştü paşam. İyi şimdi. Baba. Buradayım kızım. Yanındayım, geldim. Hekim kadın bir muayene etsin. Sen ne vakit geldin? Çok olmadı paşam. Rüstem ağa namaza gidince ben de evladımı göreyim dedim. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Paşa namaza gelmedi. Kafirin haçını boynunda taşıyormuş. Namaza niye gelsin? Ahizadelerden Şemseddin Efendi Kur'an-ı Kerim hediye etmiş bugün. Paşa reddetmiş. Adamı kovmaktan beter etmiş. Ona put lazım, put. Neylesin Kur'an-ı Kerim'i? Putların dikmiş bahçesine secde ediyor. Destur! Sultan Süleyman Han Hazretleri! Hünkârım, ne iyi düşündünüz. Epeydir deryada dolaşmamıştık. Ben senin Bursa'ya deniz yolundan gittiğini sanıyordum. Denizde gamkeler olmaz hünkârım. Bu rüzgar, bu koku insanın ruhunu temizler. Kapıdan paşa, bir insanın ruhu kirlenmişse onu temizlemeye ne havanın gücü yeter ne de rüzgarın. Lakin haklısın. Biraz uzaklaşmak, yalnız kalmak, düşünmek, kendini dinlemek iyidir. Hünkâr, müsaadenizle ben reislerime bakayım. Yelken açma zamanıdır. Hünkârım, hava bozacağı benzer. Arzu ederseniz içeri geçelim. Lüzum yok. Burada sohbet edelim. Kaçacak, göçecek yer olmadan. Gelip sohbeti bölecek kimse olmadan. Bir sen, bir de ben. Nasıl arzu edersiniz? Ramazan-ı Şerif'in ilk teravih namazına neden gelemedin? Halk seni de orada görmek ister. Hünkârım, bağışlayın. Esma Nur kızım biraz rahatsızlandı. Onun yanına gittim. Nasıl şimdi? Biraz üşütmüş. Şimdi şükür. Bu geceki teravihi ihmal etme. Görsünler seni. Vezir-i Azam olarak mesuliyetlerini zinhar ihmal etmeyesin. Elbette. Manisa'dan bir haber var mı? Her şey yolunda hünkârım. Bir vakitler biz de oradaydık. Ben genç bir şehzadeydim. Sen de Şahinci başım. Dostum, kardeşim, can yoldaşım. Ben de bazen o günleri yad ediyorum hünkârım. Teammüllerden, kaidelerden uzak. Hür bir hayatımız vardı. Muhafızlardan kaçıp dolaşırdık. Uzun uzun sohbetler ederdik. Hayaller kurardık. Büyük İskender'in vasiyetini anlatmıştım sana. Hatırlarsın. Elbette. O gün ben nasıl öleceğim diye sual etmiştim. Ben de size İskender'den daha büyük demiştim. Peki sen İbrahim. Sen nasıl öleceksin? Düşündün mü bunu hiç? Böyle yüce bir devletin veziri azamıysanız eğer hünkârım. Her gece başınızı yastığa koyduğunuz vakit bunu düşünmeye mecbur kalıyorsunuz. O halde söyle bana. Sen nasıl ölmek isterdin?
Sizin dostunuz olarak hünkârım, kardeşiniz olarak, can yoldaşınız olarak ölmek isterdim. Zira ruhum ancak böyle huzur bulacaktır. Gidiyorum Ömer Efendi. Fakat sen bana malumat göndermeye devam edeceksin. Bu gece içinde hazırlıklı olun. İbrahim Paşa teraviye gelecek. Merak etme ağam. Hadi göreyim seni. İbrahim Paşa teşrif etti. Hünkârımızın emrettiğini söylüyorlar. Öyledir elbet. Yoksa ne iş olur onun camide namazda? Veziri Azam İbrahim Paşa Hazretleri. Sen kim oluyorsun da Kur'an'ı reddediyorsun? Kafir misin sen yoksa? Paşa, paşa. Sen camiye değil, kiliseye git. Sen bir daha söyle bakayım. Yüzüme karşı. Ne oldu, dilini mi yuttun? Konuşsana! Paşam! 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 Konuşsana! Atın bunu zindana! Yarın Çarşı Meydanı'nda infaz edilecek! Bırak! Kaç Çarşı! Uyanın ey ahali! Kulak verin laflarıma! İbrahim Paşa denilen gafil, Müslümanları düşman bellemiş kendisine. Dün gece teravih namazından sonra Seyfi Efendi'yi zindana atmışlar. Dediklerine göre infaz edilecekmiş. Bir Müslüman bir Müslümana bunu reva görmez. Kafir! Paşa hesap versin! Şimdi sarayında oturmuş keyif içinde. Hiçbir şeyden haberi olmayan suçsuz günahsız Seyfi Efendi ise zindanda. Ona türlü türlü eziyet ediyorlar. Gidelim efendiler. Paşanın sarayına varalım. Paşadan hesap soralım. Doğru, hemen gidelim. Seyfi Efendi'nin salın ölmesini isteyelim. Yürüyün. Gidelim. Derdiniz nedir? Ne istersiniz? Paşa nerede? Paşa! Dışarı çıksın paşa! Z
Sizi böyle saadet içinde görmek beni çok mutlu etti. Devlet işleriyle pek meşgul. Tek şikayetim bu. Önümüz bahar sultan. Evlatlarımızla birlikte Edirne'ye gideriz. Ne oluyor? Bu sesler ne? İbrahim? Nedir bu sesler böyle? Kimdir bunda? Paşamızla bir alakası olduğunu sanmıyorum. O yüzden mi paşanın adını haykırıyorlar Hatice? Öğreniriz birazdan. Paşa Hazretleri, güvenliğiniz için sarayda kalmanız lazım. Neymiş dertleri? Seyfi Efendi'nin bırakılmasını istiyorlar. Paşa. Kimdir sizi buraya getiren, çıksın ortaya. Haydi! Anlaşılan bir korkağın peşine takılıp gelmişsiniz buraya siz. Seyfi Efendi denilen o gafil cezasını çekecek. Hiç kimse buna mani olamaz. Şimdi iki yolunuz var. Ya evlerinize gidersiniz ya da isyan ettiğiniz için alayınızın kellesi gider. Karar sizin. Hünkârım, Ayaz Paşa geldiler. Gelsin. Hünkârım. Gel paşa. Yaklaş. Hünkârım, bilmeniz icap eden bir husus var. Söyle. Dün gece İbrahim Paşa'nın katıldığı teravih namazından sonra büyük bir hadise çıkmış. İbrahim Paşa halktan birini zindana attırmış. Halk tepkili. Mesele neymiş? Malumatım yok hünkârım. Herkes başka bir şey söylüyor. Çağırın İbrahim Paşa'yı, gelsin. Gel. Hünkârım. Dün gece bir hadise vuku bulmuş. Halk galeyana gelmiş. Mübarek Ramazan ayında olacak iş mi cami avlusundan adam toplayıp zindana atmak? Derhal izahat ver. Hünkârım, camiden ayrılırken yolum kesildi. Tuğla gayrete vurdum. Ne kafirliğim kaldı ne hainliğim. Ben hadise çıkmasın diye bir uzaklaşmak istedim. Kinasu Efendi de yanımdaydı, her şeyi duydu gördü. Şahsıma ve makamıma öyle ağır hakaretler edildi ki sessiz kalamazdım. Kimin haddine düşmüş bu? Bu devletin veziri azamına reva mıdır? İbret-i alem için Seyfi denen de Yusuf'un kellesinin alınmasını buyurdum. Bugün infaz edilecek. Bir kelle alınacaksa
Buna sen değil, mahkeme karar verebilir ancak İbrahim Paşa. Kadı Efendi'ye haber gönderin. Bu Seyfi denen zat mahkemede yargılansın. Kadı Efendi. Söyle. Ayas Paşa geldiler. Sizi görmek istiyorlar. Buyursunlar. Buyurun. Ebu Suud Efendi, rahatsız ettim sizi. Estağfurullah, Ayas Paşa Hazretleri. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Buyurun. Yüce Hünkârımızın emriyle geldim. Bizzat sizin bir davayı görmenizi istiyorlar. Hangi davaymış bu böyle? Dün gece Ayasofya Camii'nin önünde tatsız bir hadise vuku buldu. Kulağıma bir şeyler çalındı. Ben ne dersem İbrahim Paşa Hazretleri ile alakalı, değil mi? Hünkârımız nasıl böyle bir hüküm verir Nasuh Efendi? Nedir bunun manası? Hadiseyi işitmeyen kalmadı paşam. Belli ki hünkârımız bunların önüne geçmek istiyor. Ayrıca ceza için kadı hükmüne ihtiyaç var. Ebu Suud Efendi yargılayacak. O benim aleyhimde bir karar vermek için can atar be. Ne cesaret edeceğini zannetmem. Bir tuzak bu Nasuh Efendi. Düşmanlarım beni gözden düşürmek niyetindeler. İtibarımla oynuyor.